Gençlere ve çocuklara hizmet aşkıyla tutuşan Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütünün üyeleri kongremize hoş geldiniz. Aslında hoş geldiniz, üye sahibisiniz. Onun için de hoş geldin deyip fazla şey yapıp işi resmiyete dökmek istemiyorum. Ama şunu bilin, 2005 yılında derneğimiz faaliyete geçtiği zaman Topkapı Spor Kulübü Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. Şu anda en genç kulübümüz 15-20 yaşında. 70-80-90 yıllık kulüplerimiz var. Demin benden önce konuşan arkadaşımı anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü ben Balat'ta doğmuşum. Fatih'te doğan aynı işi yaptığımız arkadaşımdan haberim yok. Sarı Çubuk'taki spora gönül vermiş bu ailenin değerli üyesinden haberim yok. Hangi dinden, hangi dilden, hangi ırktan, hangi mezhepten, hangi inançtan olursak olalım. Bizim bugün bir araya gelmemize sebep olan bu sihirli yuvarlak, her zaman söylüyorum, futbol topunun, diğer toplar da olur, bizi bir araya getiren, hiçbir sınıf gözetmeksizin o mini mini, ben buraya gelmeden önce mini mini takımın şeyini, Lazlı, Kürlü, Çingenesi, Pomağı, Boşnağı, Tatarı yan yana gelmiş tek elbiseyle hepsini aynı sınıfa getirmiş ülkemizin ve ilimizin, ilçemizin en büyük sıkıntısı olan, farklılıklar içinde bir arada yaşamanın en güzel yolu olan bu spor, bu futbol topuna gönül vermiş siz değerli insanlar, ceplerinden paralarını, aile mutfağından, iş yerinin sermayesinden arttırarak kendi mahallesindeki çocuklara, bak biz amatör spor kulüpleriyiz arkadaşlar, sakın kendi yanlış anlamasın, bazı arkadaşlarım bana alınacaklar ama lütfen ne olur kendimize çeki düzen verelim. Yüzlerce milyar lira verip A takım yapan arkadaşlarımıza ben Yavuz Sultan Selim Spor Kulübü'nün bir ferdi olarak en azından Haliç sahillerindeki kulüpler için söylüyorum bunu. İnşallah Mimar Sinan stadı, yani bizim mabedimiz olacak olan Mimar Sinan stadı bittiği zaman oradaki kulüpler Namık Sevi ile ücretsiz olarak oradaki kulüplere belediye başkanımızın sahilde vaat ettiği bir çim sağı sözünü aldıktan sonra, şimdi ben hiçbir şey söylemiyorum bu arkadaşlarıma. Benim bu yönetim kurulunda oluş sebebim sadece Fatih'teki, Balat'taki bir çocuğun Yedikule'de de bir arkadaşı olsun istiyorum. Topkapı'da bir arkadaşı olsun istiyorum. Ben yönetici olarak bu birliğe girdim. Bu birlik sayesinde sizleri tanıdım. Bizlerin tribünde oturduğu bir maçta kavga olma şansı yok arkadaşlar. Ama ben sizi tanımadan önce rakibim olsaydınız muhakkak hakemin yanlış bir kararı, futbolcunun yanlış bir uygulamasından dolayı birbirimizi yerdik. Artık bundan sonra şuradaki insanların birbirlerine rakip oldukları maçlarda kavga söz konusu değil. Ben Fatih'teki gençlerinde en azından kulüplerimizden birer tane temsilciyle Fatih gençliğini oluşturmak, kent. Hepimiz Anadolu'nun, Trakya'nın bir yerlerinden geldik buraya. Ama biz İstanbulluyuz, biz kentliyiz, biz burada yaşamaya adayız. Ben burada yaşayacağım, ben kentliyim diyorum, geldiğim yeri de inkar etmiyorum. Kimseye de inkar etmesini istemiyorum. Herkes kendi kimliklerini yaşatmak zorunda. Ama bu spor sayesinde aramızdaki kinleri, nefretleri, ayrılıkları, uçurumları ancak bu sihirli yuvarlak dediğimiz futbol topu spor sayesinde kaldırabiliriz. Onun için de buraya seçilen 9 kişilik yönetim kurulu ve 9 yedek yönetim kurulunun kesinlikle aralarında hiçbir şey yoktur. Beraber çalışacağız, beraber toplanacağız. Seçilmeyenler resmen bir kanun bize bu 9'u asil, 9 yedek şunu bunu kanun yaptı. Yoksa biz burada ayrışma kesinlikle söz konusu değil. Mecburiyet olduğu için bunu yazdık. Onun için listede olan da olmayan bütün arkadaşlarla Fatih gençliği, İstanbul biziz arkadaşlar. İstanbul, orijinal İstanbul biziz. Yedi Kulesi, Samatya'sı, Haliç'i, Sarı Çubuğu, Kadırga'sı, Fatih biziz, İstanbul biziz. Onun için bu kentte önce biz kulüplerimizi kültür merkezine dönüştüreceğiz. Tekrar sözümün başına dönüyorum. 2005 yılından beri bugüne kadar bize destek olan, adını burada sayamayacağım, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Aktif görevden ayrılanlara selamet diliyorum. Ama kuruluşundan bugüne kadar yönetici, üye, bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Fatih Amatör Kulüpler Birliği ve Yavuz Sultan Selim Spor Kulübü olarak. Bizim eleştirilere, bazı kişilerin eleştirilerini ortadan kaldırmak için de çok böyle umut var olduğum kulüp yöneticileri var. Yani kulüplerini spor kulübü üyesinden çıkartıp kültür merkezine dönüştüren
kulüplerimiz var. Onların sayılarını çoğaltmayı düşünüyorum. Ben şahsen acizane ilçe halk eğitim müdürümüzün sayesinde bazı arkadaşlarıma da, kulüp arkadaşlarıma da söz vermiştim. Ama o kadar çok olaylar oldu ki kulübü müsait olan, Osman. Dershane yapmaya müsait olan kulüplere kültür merkezi, yani ücretsiz İngilizce kursu, ücretsiz bilgisayar kursu, ücretsiz meslek kursu. Arkadaşlar biz yalnız spor yaptırarak çocukları sokağa bırakmamak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu çocuklar hepimizin, yarın benim kızımla evlenecek olan potansiyel bir damat adayı sokağa bıraktığımız, ilgilenmediğimiz veyahut gelin adayı ilgilenmediğimiz biz kız çocuğu. Siz salt spor kulübüyüz diye diğer branşlara arkamızı dönemeyin. İnşallah Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla burada Mustafa Demir'e çok çok teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Yavuz Selim Kulübü ve Kulüpler Birliği olarak inşallah Mimar Sinan Stadı'ndaki verdiği sözleri tutacak. Sur dibinde verdiği sözleri tutacak. Sahildeki sözlerini tutarak futbol kulüplerini bir kültür merkezine dönüştürmek için el birliğiyle gayret edeceğiz. Bu konuda bize destek olan İl Milli Eğitim Müdürüme de buradan teşekkür ediyorum. İlçe Milli Halk Eğitim Müdürüm de biraz sonra konuşacak, kafanı dağıttığım için tekrar özür diliyorum. El birliğiyle İstanbul gençliğini oluşturmak için Bismillah diyeceğiz. Haydi arkadaşlar diyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sayın